Selim Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim Derya. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Özledik sizi. Kısa bir ara ben vermek de, zorunda evet. kaldık. Bir bir buçuk ay böyle biraz arazi, işte yeni çıkacak kasımdaki kitap yoğunluk nedeniyle izleyenlerden özür diliyorum. Kolaylıklar diliyorum hocam size. Bugün biraz geri dönüşümüzün şerefine oh. e, güzel bir program yapacağız diye duydum. <laughs> Şimdi evet, yani madem e, bu kadar beklettik, çok da fazla mesaj da geldi kesildi mi program bitti mi? Hayır, program bitmedi. Daha önce de söylediğim gibi 80'e yakın komutanımız var bu şekilde programın ilk e, kısmını oluşturan. Onları tamamlamadan zaten bırakmayacağız. Ama dediğim gibi hem anlatacağımız yeni malzemeleri üretmek hem arazi çalışmaları izleyenler biliyorlar benim yaptığım işin en önemli ayağı aslında arazide, harp coğrafyası kısmı olayın. Bu nedenle biraz istemeden de olsa ara verdik ama dönüş beklediklerine değsin istedim. Çünkü çok fazla istek geliyordu. Bütün e, yorumlarda görüyordum ben mutlaka. İzleyenler zaten devamı izleyenler fark etmiştir, anlamıştır kimden bahsettiğimizi. O beklenen gün geldi. Evet, e, namı diğer deli Halit, Halit Kars'ı alan Paşa'dan bahsedeceğiz hocam. Ben de merakla bekliyorum izleyicilerimiz gibi. Sözü hızlıca size bırakıyorum. Şimdi bugün anlatacağımız komutanımız Deli Halit Paşa. Ben Deli Halit Paşa diyorum izleyenler yanlış anlamasın. Yiğit namıyla anılır. Ona ithafen namını anıyorum sürekli. Çünkü bir de Halit Akmansu var biliyorsun. Milli mücadele kahramanlarımızdan çok sık karıştırılıyorlar. O yüzden kolay anlaşılması açısından ben sürekli bunu tekrar edeceğim. İzleyenler yanlış anlamasınlar. Kars'ı alan soyadı Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında Doğu Cephesi Harekatı sırasında yaptıklarına binaen daha sonradan aileye verilen bir soyadı. Onun sağlığında aldığı bir soyadı değil. O yüzden daha çok bilenler de onu Deli Halit Paşa olarak biliyorlar. Şimdi evet nereden başlayalım? Önce aslında kitabı biraz ortasından okuyalım. En son söylenecek şeylerden birini şimdi söyleyelim. Çok sık sosyal medyada karşımıza çıkar. Hep şu söylenir. Unutturulan kahraman Deli Halit Paşa. Kimsenin Deli Halit Paşa'yı unutturduğu yok. Böyle bir şeye zaten kimse e, yeltenemez de. Deli Halit Paşa'yı unutmak mümkün değil. Konu unutturulan değil, unutulan ve o da yalnız değil. Sadece Deli Halit Paşa değil, milli mücadele kahramanlarının neredeyse tamamı bu şekilde kendisinden çok fazla bahsedilmez. Mesela bu programı izlemeyenler arasında sorsanız %99'u Kazım Özalp'i de İzzettin Çalışları da Kemalettin Sami Gökçen'i de bilmez. Yani bu sadece Deli Halit Paşa'ya özgü bir olay değil, eksiklik değil. Bu bütün milli mücadele kahramanlarına yönelik aslında bir sıkıntımız. Bu nedenle Mustafa Kemal aykırı kimse tarafından anlaşılamayan yalnız bir insan olarak algılanıyor. Hayır bu adamların hepsi Mustafa Kemal Paşa'nın idam fermanına, padişahın verdiği idam fermanına gönüllü ortak olan, cebindeki o idam fermanını paylaşan biz de seninle geliyoruz diyen silah arkadaşları. O yüzden halkımızın, milletimizin Mustafa Kemal Paşa'nın gerçek dehasını anlamak için aynı zamanda yine her biri birer kahraman olan birer kendi yaptıklarına bakıldığında deha olan bu isimleri de tanıması lazım. Bugün de biz Deli Halit Karsı alandan bahsedeceğiz. Şimdi Deli Halit Paşa da aslında daha önce bahsettiğimiz Fevzi Çakmak gibi, Kazım Karabekir gibi, Ali Fuat Cebesoy gibi asker bir aileden geliyor. Babası yine emekli Miralay Ahmet, Ahmet Bey. Aslında ilginç bir tesadüf daha önce hikayesini anlattığımız Halit Akmansu gibi, Dadaylı Halit gibi o da Kastamonu kökenli. O Kastamonu Daday, Deli Halit Paşa da Kastamonu Taşköprü kökenli. Kastamonu Taşköprü'de doğmuş babası, orada büyümüş oralı. Fakat daha sonra asker olduğu için hayatının geri kalanını ya kıtalarda, kışlalarda ya da son olarak İstanbul'da geçirmiş. O yüzden Eyüplü Halit olarak bilinir. Eyüp de doğmuştur İstanbul'da. Fakat aslen köken olarak Kastamonu Taşköprü'lüdür. Babası da önemli bir asker. Emekli Miralay Ahmet Bey, 93 Harbi'ne, Dömeke Muharebesi'ne, Yemen isyanına katılmış. Bu Yemen İsyanı'nın bastırılması aşamasında o da savaşmış. Ve 5 erkek, bir kız çocuk sahibi bir baba. Deli Halit Bey onların üçüncüsü yani bu altı çocukta üçüncü sırada e, abisi Mehmet Bey de Deli Halit Paşa'nın o da yine bir asker fakat o da şehit olmuş. Daha sonra iki erkek kardeşi de sağlık sorunları nedeniyle hastalık nedeniyle vefat ediyorlar e, ve sonunda geriye sadece bir erkek kardeşi küçük erkek kardeşi Sami ve bir kız kardeşi kalıyor. Yani üç kişilik bir aileyle annesi kalıyorlar. 1883 yılında yani Mustafa Kemal Atatürk'ten iki sene sonra e, dünyaya geliyor İstanbul Eyüp'te az önce söylediğimiz gibi. 1901 yılında Mektebi Harbiye'ye giriyor. Deli Halit olarak biliyoruz fakat onunla ilgili e, çok güzel bir tespiti silah arkadaşı da olan daha sonra aynı dönemde ikisi de Sakarya Meydan Muharebesi'nde Kütahya Eskişehir Muharebelerinde yan yana savaşan Kemalettin Samit Bey. Kemalettin Sami Paşa söylemiş. Diyor ki onunla ilgili sakin, ilginçtir, sakin, çalışkan, iyi kalpli bir öğrenci ama bir kez gözü döndüğü zaman hiçbir şeyi görmüyor. Örnek dört Türk olmayan öğrencinin Türkleri aşağılayan sözleri üzerine Onları feci şekilde dövmesi. Tabii bunu uzun uzun anlatmış. Ben kısaca özet olarak veriyorum. Onları dışarıda daha öğrencilik yıllarında Mektebi Harbiye'de düelloya davet ediyor. Geldikleri zaman işlerinden bir tanesi gayet iri, ürkütücü bir görüntüsü var. Ö önce ondan başlayarak dördünü de ayrı ayrı dövüp Türkleri aşağılayan sözlerinin bedellerini ödetiyor. Hatta sonra Kemalettin, Sami, Gökçen neden bize de haber vermedin diye sitem ediyor. O da kardeşim siz de olsanız aynısını yapardınız. Böyle bir şeyler karşılaştığınız zaman mutlaka hakkını verin diye onlara da tavsiyede bulunuyor. Yani o şedit kolay parlayan sinirlenen özelliği aslında harp okulunda da var. Ama Kemalettin Sami Gökçe'nin dediği gibi damarına basılmadığı zaman son derece sakin, iyi kalpli, rahat ferah bir insan. 1903 yılında Mustafa Kemal Paşa'dan bir yıl sonra Harbiye'den mezun oluyor ve orduya katılıyor. O dönemde beraber okuduğu daha sonra silah arkadaşı olacağı isimlerin arasında Abdurrahman Nafiz Gürman, Alaaddin Koval, Aşir Atlı gibi isimler var. Hatırattan az önce söylediğim gibi Kemalettin Sami Gökçen her ne kadar o bir topçu okulundan yetişen zabit olmasına rağmen büyük ihtimalle kurmay okulunda bir araya gelmişlerdir diyeceğim ama burada bir hata yaptım izleyicilerden özür dilerim. Deli Halit Paşa Kurmay Okulu'na gitmemiştir. O doğrudan kıtalara katılmıştır. O zaman büyük ihtimalle başka bir şekilde onların da irtibatı vardır. Yine Kemalettin Sami Gökçen'le eğer arkadaşlığı varsa buradan yola çıkarak Kazım Orbay, İsmet İnönü gibi isimlerle hatta alt üst devrelerini de dikkate alırsak Cemil Cahit Toydemir, Kenan Dalbaşar, Mehmet Emin Koral, Kazım Özalp, Kazım Karabekir, Etem Necdet Karabudak. Daha alt devresine bakınca Naci Tınaz, Osman Zati Korol, Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet gibi isimlerle de irtibatının, arkadaşlığının olduğunu tahmin edebiliriz. Şimdi kıtadan Kıtay'a tayini oluyor. Mektebi Harbiye'yi bitirdikten sonra 1903-1908 yılları arasında 5 yıl boyunca Makedonya taraflarında, dolaylarında 3. Ordu emrinde önce 1. Alayda takım komutanlığı yapıyor. Ardından 21. Alayda yine takım komutanı. Daha sonra 29. Redif Alayında takım komutanlığı yapıyor. Bu sırada 1908'e doğru üst temenliğini alıyor. Şimdi burada altını Makedonya olarak çizmemin sebeplerinden bir tanesi şu o yıllar elbette Balkanların alev alev yandığı yıllar artık ben geliyorum demekte olan bir büyük harp var ve bu harbin öncüsü olarak Sırp çeteleri, Makedon çeteleri bunlarla da o bölgede 3. Ordu bünyesinde oluşturulan bu tarz müfrezeler, takımlar mücadele ediyorlar. Mesela Enver Paşa'nın da bu şekilde Nosot Dağı'nda yine Sırp çetecilerle giriştiği mücadeleleri biliyoruz. Aynı şekilde o zaman Halit Efendi henüz mülazım Halit Efendi de bu takımlardan birinin komutanı olarak eşkıya takibinde, çeteci takibinde yani bir komitacılık geleneği de var. 1908-1909 yılları arasında birinci orduda görev yapıyor. Yine takım komutanı olarak dördüncü alayda ardından birinci alayda. 1911 yılına geliyoruz artık ortalık biraz karışıyor yavaş yavaş. Gelmekte olan bir Balkan savaşı çok değil bir sene içerisinde patlayacak. Bunu fırsat bilen bu karışıklığı fırsat bilen ve Balkan ülkelerinden daha erken elini hızlı tutarak Trablusgarp'a müdahale eden İtalyanları görüyoruz. İşte bu süreç içerisinde ikinci ordu emrinde bu sefer. Yedinci kolordu da Üsküp'te yine Balkanlar'da. 59. alayda bu kez bölük komutanı ve 1912'ye gelirken Balkan Savaşı gümbür gümbür gelirken yüzbaşı rütbesine terfi ediyor. Yüzbaşı Halit Efendi. 1912 yılında Trablusgarp'a o da aynı Enver Bey gibi, Mustafa Kemal gibi, Nuri Jonker gibi, Ahmet Fuat Bulca gibi o da tebdili kıyafetle kimlik değiştirerek vatan için çünkü o dönemde orası da vatanın bir parçası dövüşmek için o da Trablusgarp'ın, Libya'nın yolunu tutuyor. Nisan ve Kasım ayları arasında yani Trablusgarp'taki artık cephe kapanana kadar Uşyan taşması imzalanana kadar o da 7 ay boyunca Beni Taaf kabilesinin başında İtalyanlara karşı korakor mücadele ediyor. İşte burada en sonda değineceğimiz ve Deli Halit Paşa'yı biraz tartışma konusu haline getiren onun ölümüyle ilgili bir isimle dikkat çekmemizde fayda var. Bu da Ali Çetinkaya, namı diğer Kel Ali. Orada Trablusgarp'ta beraberler ve Trablusgarp'ta aralarında çok ciddi problemler yaşandığını Hatta yumruk yumruğa kavga ettiklerini ve bu nedenle de Ali Çetinkaya'nın görev yaptığı yeri Mustafa Kemal ve Enver Bey'in değiştirmek zorunda kaldığını, ikisini birbirinden uzaklaştırmak zorunda kaldıklarını görüyoruz. 1913 yılı Evet Uşi Anlaşması imzalandı. Trablusgarp'ta onca emek heba oldu diyebiliriz. Onca fedakarlık saydığım isimlerin ve onlar da ana yolunu tutuyorlar. Payitahta dönerken bu sefer Balkan Savaşı patlıyor. Birkaç cephede birden devleti Ali'ye mücadele etmek zorunda kalıyor. Burada Halit Bey'in de Çatalca'da Şark ordusunda görev yaptığını görüyoruz. 15 Temmuz 1913'te bu sefer İleri ileri harekatta Edirne'yi geri alma harekatı sırasında Çorlu'ya giren taburun komutanı olduğuna dair bir takım bilgiler var. Fakat ben yaptığım araştırmada bunun doğrudan net bir kaynağına rastlamadım. Yani taburun ilk giren taburun komutanı Deli Halit'ti diyen bir kaynağa rastlamadım. Ancak Çorlu'ya yönelik yapılan harekatta ve Çorlu'nun düşmandan geri alınmasına yönelik harekatta onun da yer aldığını biliyoruz. Ve 1914 yılı. Şimdi anlatacaklarımız bayağı uzun o yüzden izleyicilere şunun da bilgisini verelim. Muhtemelen biz bu programı da yine iki bölüm halinde yapmak zorunda kalacağız. Çok uzun bir program olacağını tahmin ediyorum. Şimdiden onu söyleyelim ve tekrar 1914'e dönelim. 1914 yılında savaş çıkana kadar Harbiye Nezareti emrinde payitahtta. Kasım 1914'te yeni oluşturulan, bu çok önemli, Teşkilat-ı Mahsus'a birliklerine ayrılıyor Leyla Hanım. Tabii bu birlikler oluşturulurken lalet dahin gelişi güzel ya da adam kayırmalarla oluşturulan birlikler değil tamamen liyakat esasına göre oluşturulan birlikler ve burada dikkate alınan temel şeylerden bir tanesi özellikle gayri nizami harp tecrübesi olup olmaması. Çünkü teşkilatı mahsusa birlikleri başlarında deneyimli gerilla harbi konusunda özellikle deneyimli sivil ya da asker isimlerin yer aldığı daha çok bölgedeki milislerden oluşturulan, onlara eğitim vererek onlardan oluşturulan ve yine gayri nizami harp teknikleriyle mücadele edecek, savaşacak olan birlikler. İşte bunlardan bir tanesine de Artvin bölgesinde görev yapacak birliğe de o sırada binbaşı rütbesine terfi eden Halit Bey'i atıyorlar. Ocak 1915'te Artvin'de teşkilatı mahsusa tabur komutanı olarak görev yapıyor. Milo müfrezesinde. Şubat 1915'te Artvin Alay komutanı oluyor işte o dönemde de binbaşı oluyor zaten ve nitekim artık Kafkas cephesinin iyice açıldığı Sarıkamış Harekatı'ndan sonra ve Ruslarla olan muharebelerin iyice alevlendiği dönemde de Çoruh müfrezesi komutanı. Yaklaşık bir alay mevcudunda bir yapı Milo ve Hopa müfrezeleri isimleri bunlar ve bunlarla 25 tabur... Mevcudunda bir Rus birliğinin içerisine girdiğini, onlara çok arzayat verdirdiğini biliyoruz. Bu harekat sırasında 100 esir Ruslardan ve 2 de top ele geçirmeyi başarıyor. Yani son derece cevval, atak ama bunu yaparken macera aramak değil bilinçli yapan ve eline attığı yerden de ses getirip sonuç alabilen bir asker. 37 yıldır Rusların elinde olan, 93 harbinden beri Rusların elinde olan Artvin'e giriyor, Artvin'i ele geçiriyor. Pek çok sınır ötesi harekat düzenliyor Rusların içine doğru. Tabiri caizse müfrezesiyle beraber kama gibi saplanıyor, çıkıyor, saplanıyor, çıkıyor. Üçüncü ordunun en bunaldığı, daraldığı zamanlarda gerçekten Rusları yıldıran, hırpalayan harekatlar düzenliyor. 1915'ten bir kademe geri gelelim. 29 Aralık 1914'te daha henüz müfrezesinin başına yeni geçmişken mesela yine aynı şekilde uzun yıllardır Rus işgalinde olan Ardahan'a girip Ardahan'ı Ruslardan geri alan da odur. Bu başarıları nedeniyle zaten e, yüzbaşı iken alay komutanı olarak teşkilatın mahsusa müfrez alay komutanı olarak tayin ediliyor. Ve hemen akabinde de binbaşı terfi geliyor 1915'in başında. Tabi bu başarılar az önce söylediğim gibi gayri nizami harp teknikleriyle elde edilen ve kalıcı Muharip unsurların gelip yerleşmediği takdirde kalıcı olamayacak başarılar. Bunu izleyenler de takdir ederler elbette. Çünkü bir vur kaç operasyonu var burada. Ardahan'a girdikten nitekim bir hafta sonra 3. Ordu birliklerinin o bölgede savaşmakta olan 3. Ordu birliklerinin bu ileri hamleye ayak uyduramaması ve geri çekilmek zorunda kalmaları nedeniyle düşman içinde kalmamak için mecburen geri çekilmek zorunda kalıyor Ardahan'ı boşaltarak ardından Ruslar zaten Türk birlikleri Deli Halit Bey'in müfrezesi Ardahan'a girdiği zaman sevinç gösterileri yapan Türklere yönelik çok büyük bir katliam yapıyorlar. Ama Deli Halit Bey bu hesabı da Ruslarla olan bu hesabını da 5 sene sonra kapatmayı bilecektir. Oraya da değineceğiz. Ocak Nisan 1915 arasında Arhavi, Artvin, Hopa bölgesinde yani bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını göz önüne alır isek en kuzeydoğu uçta bu bölgede Ruslara karşı adım adım savunuyor onların ilerlemesini durdurmak için. Bu arada 4000 kişiye ulaşan birliği bu muharebeler sırasında 1500 kişiye kadar düşüyor. Bunların içerisinde tabii şehit olan çok ama bir o kadar da tabii firarlar da var. 1500 kişiye kadar düşüyor ama buna rağmen o 1500 kişi yani bugün baktığınız zaman yaklaşık bir alay tutarındaki birlikle 4-5 tümenlik e, Rus kuvvetlerini coğrafyayı da çok güzel kullanarak çok başarılı bir şekilde durduruyor, oyalamayı başarıyor. Onlara çok e, bizim için kritik olan zamanı kazandırıyor. Ruslara kaybettiriyor. En azından bunların hepsini bir kenara bırakırsak Rus ve Ermeni mezaliminden kaçarak iç kesimlere çekilmekte olan vatandaşlarımıza onlar için çok hayati öneme sahip zamanı kazandırıyor. Rusların meşhur Plaston Tugaylarını 2. Tortum Muharebesi'nde geri püskürten yine Deli Halit Paşa'nın Milo müfrezesi, Çoruh müfrezesi ve Ruslar 1916 başına kadar o bir yıllık süre boyunca bir daha buradan taarruz etmeye cesaret edemiyorlar. Yani bir ifade vardır milli mücadele yıllarında çokça kullanılan. Deli Halit'in olduğu cephe asla bozulmaz diye gerçekten gözü pekliğiyle cesaretiyle ama her şeyden önce bu sadece körü körüne bir cesaret e, sonucu değil. Aynı zamanda askerlik bilgisiyle, strateji taktik bilgisiyle bir şekilde bulunduğu cephede fark yaratmayı, güven unsuru olmayı başaran bir komutan. Bu başarıları nedeniyle de Haziran 1915'te binbaşı olmuştur. Şimdi burada Fevzi Çakmağ'ın daha sonra bu cepheye ilişkin harp akademilerinde verdiği yıllar sonra genelkurmay başkanı iken Cumhuriyet döneminde bir takım söyleşiler, konferanslar var o konferanslar daha sonra Genelkurmay tarafından kitap olarak da yayınlandı. Bunlardan bir tanesinde o döneme dair şöyle bir ifade var. Onu aynen okumak gerekiyor. Diyor ki Artvin'den Çoruh Vadisi boyunca çekilen teşkilatı mahsusa müfrezelerine Yüzbaşı Halit komuta ediyordu. Yüzbaşı Halit altı hudut taburu ve teşkilatı mahsusa ile Artvin'in güneyinde bu önemli istikameti 40-45 Rus taburu, bu da 5 tümen kuvveti eder, karşısında bir yıl korudu. Bu müfreze daha sonra Çoruh müfrezesi adını aldı. Yani bir yıl boyunca Kafkas cephesinde aslına bakarsanız Çoruh Vadisi'ni, Anadolu'nun içlerine doğru Rusların ilerlemesini durdurmayı başaran kahramanımız aynı zamanda Deli Halit'tir. Şubat 1916'da Erzurum Ruslarca işgal edilince Kafkas cephesi artık kademe kademe çekiliyor. Karşısındaki inanılmaz büyük bir e, Rus dalgası ve birkaç cepheye birden yetişmeye e, çalışıyoruz o sırada. İkinci ordu komutanı Ahmet İzzet Paşa'nın emriyle Kop Dağı Bayburt hattına çekilme emri verilir birliklerimize. Yani bir kademe geri çekilerek hattı müdafaa yapılacak bir e, hatta çekilerek tekrar savunma pozisyonuna geçeriz. Ama burada kritik bir olay yaşanır. 1915 sonunda İtilaf Devletleri pes edip Çanakkale Cephesi'nden çekilince, Çanakkale Cephesi rahatlayınca artık o bölgeden batıdan tasarruf edilebilen bazı birliklerde Kafkas Cephesi'nin kuzey ve güney kanadına peyderpey kaydırılmaya başlanır. Neden bu kadar önemli? Kaydırılan birlikler içerisinde başında Mustafa Kemal Paşa'nın olduğu 16. Kolordu da vardır. Aynı şekilde Kazım Karabekir'in emrindeki 5. Kolordu da, Fevzi Çakmak'ın emrindeki 5. Kolordu da vardır. Yani hem deneyimli, tecrübeli, atak, gözüpek ve ne yaptığını bilen komutanlar hem de savaş tecrübesi olan gazi birlikler yavaş yavaş ihtiyaç olan bölgeye kaydırılmaya başlanır. 1916 yılına geliyoruz. Mart-Temmuz 1916 arasında yani o 4 aylık sürede 5. Kolordu komutanı, Fevzi Çakmak Paşa'ya doğrudan bağlı olarak savaştığını görüyoruz Deli Halit'in. Kop Dağı savunmasında görev alıyor. 11 tabur, 6 top, 5 makinalı tüfek ve 5000 asker toplam e, mevcutları. 60 kilometrelik bir cephe boyunca aylarca Bayburt'u savunuyorlar. Yani Bayburt'u ikinci bir Çanakkale haline getiriyorlar. Of ve Tercan yani Trabzon Of ve Tercan'ın düşmesiyle Rus hatlarının içinde kalıyor Deli Halit'in birlikleri. Nisan'da Trabzon'a da giriyor Ruslar ve 10.000'den fazla ölü bıraksalar da Temmuz'a kadar Bayburt'a giremezler. Yani Ruslara çok ağır kayıp verdiriyorlar, ağır zayiat verdiriyorlar. Ruslar bu 10.000 ölü bırakma pahasına bir şekilde Trabzon'a girebiliyor. Ama Bayburt'u gerçekten ikinci bir Çanakkale haline getiriyor ve Temmuz'a kadar Çanakkale'ye Bayburta onları sokmuyor. 6 Temmuz 1916’da yapılan muharebede ise çok ağır şekilde yaralanıyor. Derhal önce mecruhine oradan da İstanbul’a sevk ediliyor, yarası çok ağır. Hatta hayatından ciddi anlamda ümit kesildiği bir dönem var. İlk tedavisi sonrasında ise ileri gelen kısmını gerçekleştirmek için Avusturya'ya Viyana'ya devlet onu gönderiyor. 8 aya yakın Viyana'da tedavi görüyor. Yani ne kadar ağır bir yara aldığını ve nasıl ölümün ucundan döndüğünü anlatmak açısından yurt içinde yapılan müdahaleden sonra Viyana'daki tedavisinin bile 8 ay sürdüğünü vurgulayalım. Ve bu dönemde yine beraber e, görev yaptığı arkadaşların arasında sadece komutanı olan Fevzi Çakmak değil, mesela yine Sakarya kahramanı, Giresunlu gönüllü 42. Alayın komutanlığını yapmış olan binbaşı Hüseyin Avni Alpaslan da. Kopdağı savunmasında Deli Halit'in emrindeki komutanlardan bir tanesi ve 14 Haziran 1916'da Yarbay rütbesine terfi ediyor. Yarbay demek ne demek? O günkü şartlar altında artık tümen bile komuta edebilecek bir donanımlı saygın komutan oluyor. Ve tedavisi bittikten sonra Mayıs 1917 yılında yeniden Kafkas cephesine kaldığı yere geri gönderiliyor. Batı Dersim Müfreze Komutanı olarak bugünkü Tunceli. 3. Ordu'nun 12 Şubat 1918'de başladığı Tirebolu, Kema, Muş, Bitlis hattından ileri harekat. Yani Rusya'da Bolşevik devrim olduktan sonra Rus orduları, beyaz ordular artık müteredditken ve elimize fırsat geçmişken onların bu zayıf anını yakalamışken bir ileri harekata başlıyoruz 3. orduyla ve burada sağ cenah sağ kanat komutanı Yarbay Deli Halit. Bu komutası sırasında işte daha sonra Doğu kahramanı, Şark cephesi kahramanı olarak anılmasına neden olan çok önemli işlere imza atıyor. Mesela 13 Şubat 1918'de Erzincan'ın Ermenilerden geri alınmasında en ön safta yer alan isim o 22 Şubat'ta hemen bundan 9 gün sonra Tercan, 2 gün sonra Aşkale ve 26 Şubat'ta da harekat başladıktan yaklaşık 14-15 gün sonra da yeni köyü Ermeni işgalinden Ermenilerden kurtarıyor. Çünkü Rus birlikleri çekilirken yerlerini Ermeni birliklerine bırakmışlardı. Onlar da Büyük Ermenistan hayaliyle kalıcı olacaklarını farz ederek buraları işgal etmişlerdi. Canla başla direniyorlardı. İngilizlerin özellikle son derece onları teçhiz ederek desteklediği bir dönem bu dönem. Bunların hepsini püskürterek bu saydığım bölgeleri Ermenilerin elinden alan bu şehirlere atının üstünde muzaffer bir komutan olarak giren Deli Halit. Batı Dersin müfrezesini Deli Halit zaten kendisi kurmuş o teşkilatın mahsusa geleneğiyle ve ağırlıklı olarak Kürt aşiretlerinden oluşturduğu müfreze bir ara 10 bin kişiye kadar ulaşmış. Ama tabii bu müfrezeler sonuçta nizami, düzenli ordu yapıları olmadığı için aynı zamanda çok da kolay bozulup, çok da kolay firarların gerçekleşebildiği yapılar. O yüzden en son mesela Erzincan'a girerken yarılmıyorsam 750 kişiyle giriyor. Bak 10 bin nerede? 750 nerede? Şubat 1918'de tarihi bir buluşma gerçekleşiyor Erzincan önünde. Kazım Karabekir'in emrine giriyor. Birinci kol ordunun emrine giriyor. Erzincan'a hatta e, buluşmaları şu şekilde biraz ilginç. Bir koldan kendi teşkilatı mahsusa birlikleriyle müfrezesiyle Deli Halit geliyor. Bir diğer kanattan da Erzincan'ın başka bir yönünden de Kazım Karabekir birinci kolordu birlikleriyle geliyor. Batı Dersim müfrezesi yani kendi müfrezesi Deli Halit'in Erzincan'a nizami düzenli ordu birliklerinden önce girip Kazım Karabekir'e teslim edince Kazım Karabekir hatta şaka yolu da olsa tümen komutanlarından bir tanesine biraz çıkışıyor. Bak görüyor musun diyor. Başı bozuklar senden önce girdi şehre diye. Ve orada bir de Doğu Dersi müfrezesi var. Doğu Dersi müfrezesinin komutanı biraz daha kıdemli Deli Halit'ten ve Doğu dersi müfrezesinde bu başarıdan dolayı ve o kıdemli komutanı da Deli Halit'in emrine veriyor Kazım Karabekir. Orada biraz sıkıntı çıkarıyor diğer müfrezenin komutanı. Ben ondan daha kıdemliyim, onun emrine girmem doğru değil diyerek. Kazım Karabekir onu da azarlıyor. Yani buradan aslında neden bu kadar uzatarak anlattım burayı? Kazım Karabekir'in gözünde o başarısı nedeniyle çok önemli, özel bir yer ediniyor Deli Halit. Bundan sonra da zaten göreceğiz. Deli Halit onun için son değerli, kıymetli bir komutan olacak. 12 Mart 1918'de Erzurum'a Harput kapısından giriyor. Artık Kazım Karabekir'in 1. Kolordusu'nun en öndeki Akıncı Birliği gibi davranıyor, onun öncüsü gibi davranıyor ve e, birinci Kolordu'nun yani Kazım Karabekir'in kolordusunun öncüsü olarak Harput kapısından Erzurum'a 12 Mart 1918'de giriyor. Akşama doğru da Kazım Karabekir kolordu komutanı karargahıyla beraber gelip ondan şehri teslim alıyor. Bu nedenle yıllar sonra Erzurum'u tekrar kurtardığı için, Ermeni mezaliminden kurtardığı için çünkü şehre geldiklerinde gerçekten çok büyük bir kıyımla karşılaşıyorlar. Ben Erzurum'a gittiğimde, orada bununla ilgili araştırmalar yaptığımda okuduğum bazı şeyler hakikaten kanımı dondurdu. İnsanın aklına gelmeyecek yöntemlerle yaptıkları bir asıl soykırım vardır orada Ermenilerin, Türklere yönelik. Soykırım dendiği zaman aslında bence konuşulması gereken budur. 17 Mart 1918'de bundan hemen 5 gün sonra Trabzon'da Yakup Şevki Paşa emrinde 9. Ordu emrine bu sefer Deli Halit Paşa gönderilir. Deli Halit Bey gönderilir. O zaman daha paşa değil ve 3. Kafkas Tümen Komutanı olur. Ne demiştik? Artık yarbay rütbesinde çok deneyimli, tecrübeli, savaşın içinden gelen bir komutan olduğu için artık tümen komutanlığı yapabilecek donanıma sahip. Burada da yine kendi namına yakışır şekilde davranır. Yine en önde savaşarak 8 Nisan 1918'de yani artık bak adım adım 1. Dünya Savaşı'nın bizim topraklarımız açısından sonuna yaklaştığımız bir evrede Ahıska ve Ahıl bugün Gürcistan içerisinde sınırları içerisinde bulunan bu toprakları Ermenilerden ve Gürcülerden temizleyerek onları da geri alıyor. Bir hafta sonra 14 Nisan 1918'de ise daha sonra omuz omuza Sakarya'da savaşacağı, Kütahya Eskişehir Muharebelerinde savaşacağı Kemalettin Sami Bey ile yine yan yanalar. Neden? Batum'a 3. ve 10. Kafkas Tümenleri birlikte giriyorlar. 10. Kafkas Tümeni'nin komutanı Kemalettin Sami Gökçen, 3. Kafkas Tümeni'nin komutanı Deli Halit Bey. Batum'a birlikte giriyorlar. Batum'u düşmandan birlikte geri alıyorlar. Fakat Mondros Mütarekesi imzalanıyor. Bir süre sonra artık e, özellikle Orta Doğu cephelerimiz tamamen çökmüş durumda. Hem Irak hem Suriye, Filistin, Anadolu yani son toprağı artık savunma aşamasına gelmişiz. Katma meydan muharebesinde İngilizleri zor da olsa Mustafa Kemal Paşa durdurmayı başarmış. Bunlar güneyde yaşanırken kuzeyde yaşananların çok da fazla bir önemi bir süre sonra kalmıyor. Neden? Mondros Mütarekesi imzalanıyor. Kayıtsız şartsız bir teslimiyet söz konusu ve birlikler yavaş yavaş mütarekede öngörülen hatlara çekilmeye ve hatta lav edilmeye, Osmanlı orduları tasfiye edilmeye başlanıyor. Kasım 1918'de Mondros mütarekesinden sonra lav edilen 1. Kolordu'nun komutanı Kazım Karabekir İstanbul'a dönerken Tebriz'den, Tebriz'e kadar ilerlediğimiz bir dönem aslında bizim, Ahıska'da Deli Halit'le buluşuyor ve orada yurdu savunmaya yönelik bir takım kararları birlikte alıyorlar. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın başlattığı milli mücadele bir boyutu olayın fakat burada şu anlaşılmasın. Mustafa Kemal Paşa çok iyi bir örgütçü, çok iyi bir komutan ve bütün bu tek tek dağlarda yanan çoban ateşlerini bir araya getirmeyi başarıp bunu siyasi bir temele oturtup sonuca gidecek meşru bir bağımsızlık hareketi haline getiren kişi Mustafa Kemal Paşa. Ama bu Yurt, ...ülkedeki tek yurtsever komutanın o olduğu anlamına gelmiyor. Herkes bu işgale karşı tepkili ve kendi kararınca bir şeyler yapmanın peşinde. Yakup Şevki Paşa da, Kazım Karabekir de, Ali Fuat Cebesoy Mustafa Kemal ile irtibatlı olduğu için onlar birlikte yapıyorlar. Bir süre sonra ne yaptığını en iyi bilen kişinin Mustafa Kemal olduğunu görünce... ...teker teker hepsi onun etrafında birleşecektir. Ama dediğim gibi yurtsever pek çok komutanımız var. Bunların arasında Kazım Karabekir ve Deli Halit de var. Onlar da Tebriz'den çekilirken bir araya gelerek yurdun kurtuluşuna yönelik bir takım adımları beraber atmaya karar veriyorlar. Şimdi en başta vurguladığım gibi uzun bir bölüm olacak, anlatacak çok şey var. Bak Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadarki kısmı ancak şu ana kadar toparlayabildik. Biraz da özet anlatmaya çalışıyorum ama hem kahramanımızın hem de konunun bütününü bozmamaya çalışarak bence milli mücadele yıllarındaki deli haliteye gelmeden önce burada bir ara verelim bir sonraki bölümde de Ocak 1919'dan itibaren neler yapmış deli Halit ve bu şöhreti milli mücadeleye neler katmış bunları beraber görelim haftaya kaldığımız yerden devam etmek üzere görüşmek üzere hoşçakalın